emekli, memur, işçinin gözü mecliste, işte milyonların hayatlarını değiştirecek sekiz başlık. Meclisin gündemine milyonlarca insanının hayatlarını değiştirecek sekiz önemli başlık geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun bir gündemle yeni döneme adım atacak. Yeni yasama döneminde milyonlarca emekli, memur, esnaf ve ev kadınının beklediği düzenlemeler ele alınacak beklenen birçok reform orta vadeli programda OVP'de bulunuyor. İşte yeni dönemde gündeme gelmesi beklenen o değişiklikler. Emekli maaş bağlama sistemi. Milyonlarca emekli ve çalışanı yakından ilgilendiren bu reform ile emekli aylık bağlama formülleri yeniden değerlendirilecek. Maaş sistemi karmaşıklıktan arındırılarak sade hale getirilecek. OVP'de de bulunan bu reforma göre yalnızca prime esas kazançlar değil çalışma gün sayısının da etkisi yükseltilecek. Böylelikle çalışanların daha çok sistem içerisinde kalmalarına teşvik sağlanacak. Çok çalışan ve yüksek prim ödeyen daha yüksek emekli maaşı almış olacak. Hi, tamamlayıcı emeklilik. Yine OVP'de bulunan tamamlayıcı emeklilik sistemi, tes ile çalışanlara ikinci bir emekli maaşı hakkı sağlanacak bu senenin son çeyreğinde yaşama geçirilmesi öngörülen ikinci emeklilik BES aracılığı ile yapılacak ve çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK haricinde ikinci bir emekli aylığı veya toplu para alma imkanı elde edecek. Bağkur Prim Gün Sayısı İlk aşamada küçük esnaf için planlanan yeni sisteme göre, Bağkur primleri de Sosyal Sigortalar Kurumu primleri gibi 7200 güne inecek. Böylelikle küçük esnaf 9000 gün yerine 1800 gün daha az prim ödeyerek 5 yıl daha erken emekli olma şansını yakalayacak. 4. Emekli Maaşları Gündemde neredeyse hiç düşmeyen konuların başında gelen emekli maaşları kullanılan güncelleme katsayısı ile ortaya çıkıyor. Büyüme ve enflasyon verileri ile hesaplanan güncelleme katsayısı, 2024 yılında daha yüksek çıkıyor. Bu nedenle de 2024 yılında emekli olanların 2025 yılına oranla daha fazla maaş almalarının yolu açılıyor. İleride bu sorunların yaşanmaması için bir çalışma yapılması bekleniyor. Veriş çalışma günleri. Tüm dünyanın gündemine aldığı çalışma günlerinin azaltılması konusu Türkiye'de de tartışılmaya açıldı. 4 gün iş, 3 gün tatil şeklinde formüle edilen sistem ile özel sektörde 45 saat olan haftalık çalışma süresinin 35 ya da 40 saate düşürülmesi öngörülüyor. 6. 3 binası 600 ek gösterge Halihazırda görevde bulunan memurları ilgilendiren bu çalışma ile birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerinin otomatik olarak 3600 ek göstergeye yükseltilmesi söz konusu olacak. Böylelikle unmanlar arasında değişen ek gösterge farklılıkları da ortadan kaldırılacak. Herhangi bir yeni düzenlemeye ihtiyaç duyulmadan otomatik sistem devreye girecek. 7. Ev kadınlarına emeklilik Ev kadınlarının emeklilik hakkına ve sosyal güvenceye kavuşturulması sağlanacak. Aile koruma paketi çerçevesinde çalışma ile ev kadınlarının isteğine bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Kadınlara daha sonra çocuk sayısına göre yaş şartında indirim ve yıpranma hakkı gibi konularda gündeme gelecek. 8. Esnek çalışma modeli. Çalışma saatlerinin indirilmesi haricinde esnek çalışma modelleri de ele alınacak. Yine OVP'de bulunan bu çalışma ile memurlar esnek mesai saatlerinden faydalanabilecek. Uygun alanlarda uzaktan ve evden çalışma yöntemleri de kullanılabilecek.